İster inanın ister inanmayın. İçtiğim bu su belki 100 milyon yıl önce bir dinozorun midesinden geçti. Öyleyse milyonlarca hatta milyarlarca yıldır yaşamın kaynağı olan su neden şimdi tükeniyor? İyi de dünyanın dörtte üçü su değil miydi zaten? Böyle bir durumda su gerçekten tükenir mi? Bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. Dünyada bulunan suyun çok büyük çoğunluğu tuzlu olduğundan maalesef içilemiyor. Çünkü suların %96,5'luk kısmı denizlerde ve okyanuslarda bulunuyor. Geriye sadece %3,5 gibi küçük bir tatlı su oranı kalıyor. Maalesef bunların da tamamını kullanamıyoruz. Çünkü onların da bir kısmı buzullarda, yani donmuş vaziyette, bir kısmı toprakta, bir kısmı da bulutlarda bulunuyor. Yani geriye kullanabilmemiz için çok sınırlı bir kaynak kalıyor. Bırakın bir dinozorun midesinden geçmesini. İçtiğimiz suların güneş sisteminin oluşumundan bu yana var olduğu kanıtlandı. Yani kullandığımız sular 4,5 milyar yaşında olabilir. Oransal olarak bu kadar az olmasına rağmen canlılığa hayat veren su maalesef ki dünyanın her yerine eşit durumda dağılmış değil. Dünyadaki toplam 43.750 km3 su kaynağının %45'i Amerika, %28'i Asya, %15.5'i Avrupa'da bulunurken sadece %9'luk bir kısmı Afrika'da yer alıyor. Bu eşitsizliğe bir de küresel iklim koşulları eklenince kuraklık ya da su kıtlığı gibi kavramları çok sık duymaya başladık ve bundan sonra da duyacağız gibi görünüyor. Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı %31,51 olarak ölçüldü. Bu düşüş her hafta en az %1 oranında devam ediyor. %17,5'luk doluluk oranıyla son 10 yılın en düşük su seviyesine ulaşan Ali Beyköy Barajı'nın şu son haline bakın. Baraj havzasında bulunan bu kemer suların tamamen çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. İstanbul'da bulunan irili ufaklı diğer 8 barajın durumu da bundan farklı değil. Sorunun ne kadar büyüyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Kuraklığın etkileri ülke genelinde de hissediliyor. Örneğin Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık sebebiyle su seviyesi öylesine azaldı ki nehir yatağında adacıklar ortaya çıkmaya başladı. İklim krizinin etkileri maalesef bunlarla da sınırlı değil. Meteoroloji verilerine göre Türkiye son 52 yılın en sıcak Aralık ayını geçirdi. Bazı ağaçlar erken çiçek açtı. Bu durum hasadı da olumsuz yönde etkiliyor. Şimdi 2025 yılına kadar yaşanması muhtemel küresel su kıtlığı haritasına bir bakalım. Haritada kırmızı olarak işaretlenen yerlerde su kıtlığı olması bekleniyor. Türkiye'nin de dahil olduğu koyu sarı ise bu duruma yaklaşan bölgeleri gösteriyor. Su kıtlığı riski listesinin ilk 5 sırasında Katar, İsrail, Lübnan, İran ve Ürdün var. Araştırmacılar aralarında Hindistan, Pakistan, Türkmenistan ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 27 ülkenin yüksek seviyede su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söylüyor. Türkiye ise su kıtlığı riski listesinde 164 ülke arasında 32. sırada yer alıyor. Almanya'da bir araştırma şirketinin yayınladığı bu harita su stresi verilerini gösteriyor. Su stresi suya talebin su arzını aşması anlamına geliyor. Türkiye maalesef kişi başına kullanılabilir su miktarı göz önünde bulundurulduğunda su stresi çeken bir ülke olarak kabul ediliyor. Tahminlere göre 2040 yılına kadar ülkemiz de dahil 44 ülke ya aşırı derecede yüksek ya da yüksek su stresi seviyeleriyle karşı karşıya kalacak. İçinizi karartmak istemem ama durum işte bu kadar karanlık. Peki su kıtlığının sebebi sadece yağışların az olması mı? Tabii ki hayır. Sosyal, ekonomik, çevresel faktörleri de düşünmemiz gerekiyor. Yani işin içinde biz insanlar da var. Güneş sisteminin oluşumundan beri var olan dinozorların içtiği suyu bile acımasızca, dikkatsizce kirlettik. Yok edilen ağaçlar, fabrika atıkları, boşa harcanan sular, kirletilen denizler hepsi biz insanların ürünü. Geri dönülmez bir noktada mıyız bilmiyorum. Ama en azından gelecek nesillere bir özür borcumuz var. Doğaya demiyorum, gelecek insan nesline. Çünkü doğa bir şekilde var olmaya devam edecek. Ama eğer geç kalırsak biz orada olmayacağız.